Günaydın, Gurbetçi Günlüğü'ne hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz çok şükür. Burada kar yağıyor şu anda. Ne kadar yağacak hiçbir fikrim yok. Çünkü kar göstermiyordu ama havaların soğuduğunu görmüştüm. Demek ki soğuğuna yağıyor olabilir. Çünkü -8, -10'lara iniyor geceleri artık. Gündüz de soğuyacak tabii ki. Böyle kar yağışı var burada. Uyandım ancak kahve içtim. Kahvaltı bile yapmadık. Öyle. Çocuklar da evde. Karantinadayız. Hiçbir yere çıkamıyoruz. Böyle. Gün içinde birazdan görüşürüz. O zaman size kar yağışını da göstermek istedim böyle. Daha bazı yerlere tutmuş. Her yer beyazlamamış. Sonra görüşürüz. Ben geldim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlıyorum. Bir kısmını sizlerle hazırlayayım dedim. Şöyle göstereyim. Çocuklar öğretmenleriyle görüştü. Şimdi ödevlerini yapıyorlardı ama oyun oynuyorlar sanırım. Bugün ne yapacağım? Bugün sağlıklı bir şey yapayım dedim. Hem de çocuklara da değişiklik olur. Hep aynı yemezler. Fırında cupcake gibi şey yapacağım. Yumurta yapacağım. Ama biraz sağlıklı olsun istiyorum. O yüzden sebzeler koyacağım içine. Çocuklara da değişiklik olur. Böyle sizlerle yapayım dedim. Sabah kar yağıyordu. Sizlere de gösterdim ama şu anda dindi sanırım. Hemen o kadar yağdı. Dediğim gibi soğuğundaydı galiba. Bir de dün telefon geldi bize. Bence geç kalınmış bir telefon. Yani dün salıydı. Bugün çarşamba günlerden. Çocukların sınıfında iki kişi de virüs çıktı ya, karantinadayız ya, işte çocukları dışarı çıkartıyor musunuz, çıkartmıyor musunuz, durumları nasıl diye böyle aradılar. Hatta ben normalde her bilmediğim numarayı açmam çünkü bazen dolandırıcılar da arayabiliyor. O yüzden her bilmediğim numarayı açmadım tabii ki ama 3 kere üst üste aradılar. Bir dolandırıcı 3 kere üst üste aramıyor zaten. Açtım 3.'de. Government'tan, yani sağlık yerinden sanırım, tam olarak şey yapamadım onu ama işte sizin bilgilerinizi kimseye vermeyeceğiz falan dediler. Okuldaki çocukların da kim olduğu bilmiyorlarmış. Okulda onlara bilgi vermemiş. Yani böyle bir döngü. İşte çocuklar ne zaman virüsle en son kontak yaptı falan filan dediler ki bize cuma günü gelmişti telefon. İşte çocuklarınız iyi mi dedi. Benim oğlumun bir tanesinde hafif bir öksürük var. Bir de boğazı acıyor ama normal de olabilir. Bu her zaman oluyor oğlumda. Ona da öyle söyledim. Hani normal de olabilir ama gözüm üstünde dedim. Ateşlerine baktım. Ateşleri yok dedim. Enerjisi yerinde dedim. Kedi öyle de, yani yeme içmesi normal. Çok şükür. Enerjisi de yerinde. O yüzden bayan da bana dedi ki eğer dedi durumu mesela dedi ağırlaşırsa ya da şey olursa her gün mesaj atacaklarmış bana. Mesajda dönün dedi. Hani şöyle böyle diye. Eğer durumu biraz belirgin hale gelirse 2-3 gün daha uzatın karantinasını dedi. Öbür türlü dedi aynı normal gününde gidebilir okula dedi. Sonra işte neler yapmamız gerektiğini söyledi. Evde ne tür temizliklere dikkat etmemiz gerektiğini. Bunlar ikiz. Tabii aynı yatakta yatıyor benim oğullarım. Korkuyoruz diyorlar. Bayan da dedi bana bütün ikizlerden aynı şeyi duyuyorum dedi falan.
Böyle sonra şey dediler, eğer dediler normal ya da COVID-19 ile ilgili olur, ne olursa olsun dediler. Eğer emergency yani bir şey olursa dediler, kendiniz hastaneye gitmeyin, muhakkak ambulans çağırın dediler. Çünkü dediler mesela çocuklar için çağırdıysam ambulansı, ona göre doktor olur gelen ambulansta, çocuğunuzu ona göre ambulanstayken başlar tedavisi dediler. Mantıklı da geldi. Peki dedim, çünkü ben babamın geçen sene babamın arkadaşının eşi düştü ve kolu kırılmıştı. Ambulansa sadece hiç kimseyi almamışlardı, yani hastaneye de öyle aynı şekilde. Yazık kadıncağız kendi kendine yattı geldi hastaneden, ameliyat olup geldi yani. Gerçekten bu hastalık herkesi tek başına yapıyor neredeyse. Her neyse, o aklıma geldi. Dedim çocuğum ya da ben ya da ne bileyim dedim, hastanelik olursak dedim çocuğum tek başına mı gidecek dedim. Yani onlar normalde bile hastaneden korkuyorlar dedim. Sordum. O da şey dedi, çocuklarda sanmıyorum öyle bir şey olduğunu dedi. Ki sizin çocuklarınız daha küçük dedi, yaş olarak dedi. Ama bunu dedi sizin bulunduğunuz yerdeki ambulans şeyini arayıp sorabilirsiniz bilgilenmek için dedi. Kendinizi bilgilendirebilirsiniz bu konuda dedi. Böylece onu da öğrenmiş oldum. İyi oldu açıkçası, bu soru aklımdaydı çünkü. Böyle yani bizde haberler böyle. Her gün ateşlerine bakın dedi sabah akşam. Sabah ateşiyle akşam ateşinin her gün, yani sabahki ateşin ertesi gün sabahkiyle aynı, akşamki ateşinle ertesi akşamki ateşiyle aynı olması lazım dedi. Değişik fazla olmaması lazım dedi. İşte kusma, ishal, bu gibi durumlar olursa dedi bilgilendirin bizi dedi falan filan. Ama yani artık hafta sonu geliyor, çok şükür öyle bir şey yok çocuklarımda. Ama çok korkmuştum gerçekten, gözüm üstlerindeydi. Enerjilerinde dediğim gibi düşme yok, sadece birisi öksürüyor. Ama ona da propolis falan verdim bademcikleri için. Biraz daha iyi yani. Öksürüğüne de limonlu ıhlamur falan verdim. Bu şekilde devam ediyor. Dediğim gibi geç kalınmış bir telefon bence. Çünkü cuma günü oldu, bize telefon geldi. Neden cumartesi pazar aramadılar? Bunu da bilmiyorum. Yemek içme ihtiyacınız var mı diye sordular. Sanırım var deseydim ona göre yiyecek falan da yollayacaklardı diye düşünüyorum. Çünkü sorduklarına göre dedim, ailem şu anda her şeyim var ama öyle bir şey olursa ailem getirir bana dedim. Böyle. Evet. Bunu da yaptım bu arada. Ben buraya birazcık ıspanak koydum. Ispanağı ben bıçakla kesme taraftarı değilim. Çünkü vitaminleri gidiyor diye, soğan gözüne gitti bu arada. Ay acıymış. Ispanak koydum. Soğan koydum. Yeşil soğan da koyabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Bunun içine brokoli koyanlar var. Yani siz kendiniz zevkinize göre zenginleştirebilirsiniz açıkçası. Pardon, ıspanak, kırmızı kapya biber, yeşil biber koydum. Bir de soğan, işte gördüğünüz gibi. Domates de koymak istiyordum ama koysam mı bilemedim. Domates de koyabilirim belki. Ben bir domates yıkayayım, geliyorum. Domates koymaktan vazgeçtim. Çünkü sulanabilir kalırsa, ertesi gün de yensin diye. Şöyle birazcık tuz koydum. Aynı zamanda yumurtam vardı, 4 tane yumurta koydum. Bakalım, bakacağım. Eğer az gelirse yumurtam, bir tane daha ekleyebilirim. Şöyle kırmızı biber, kırmızı biberi fazla koymak istemiyorum. Pul biber daha doğrusu. Bu şekilde pul biberi de koydum. Şu
Şöyle çok az biberiye, rozmeri koymak istiyorum. Biberiye biliyorsunuz yağ yakımında çok yardımcı oluyor. Şimdi bunda birazcık şey var. Koku var ya, o yüzden çocuklarım sever sevmez diye az koydum. Biraz da süt koyacağım. Çok az. Şöyle biraz daha koyayım. Şimdi fırınımı da 180 dereceye ayarladım. O da bir yandan ısınıyor. Dediğim gibi içine siz kendiniz tat, damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Ben şimdi birazcık mantar da koyacağım. Ama mantarı birkaç tanesine koyacağım. Oğlumun bir tanesi sevmiyor çünkü. Bunun içine peynir de koyulur aslında. Bir saniye, bir de ben peynir alıp geliyorum. Peynirimi de koydum. Elimle parçaladığım için ıspanaklarım biraz büyük oldu tabii ki, ama olsun. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Dediğim gibi siz eğer bıçakla kesiyorsanız bıçakla küçültebilirsiniz. Dediğim gibi ben bıçak kullanmıyorum fazla. Şimdi şunu çekeyim buradan. Şöyle bunu da spreyledim. Şöyle zeytinyağı spreyim vardı. Şöyle bakalım. Kepçeyle deneyeceğim. Domates falan da olsaydı gerçekten güzel olurdu, ama dediğim gibi çok kalırsa domatesten korktum birazcık, sulanır sonra belki diye. Şimdi 3 tanesini bu şekilde yapacağım. Hatta bir tane daha yapayım. Şöyle. Bunlar büyük bile oldu. Şimdi ben bunların içine biraz da mantar yapıp geliyorum hemen. Evet, bu hazır. Ben böyle karabiber unutmuşum. Şöyle ufak ufak az az karabiber de serpiştiriyorum. 2 tane daha yumurta kırdım ben. Yumurtası bol olsun istedim. Bu sebzeleri önceden böyle öldürüp de yapabilirsiniz de. Bu tamamıyla size kalmış bir şey. Ben böyle çiğden koymak istedim. Zaten ıspanak hemen pişen bir şey. Mushroom da, yani şey, mantar da öyle. O yüzden böyle şimdiden yapacakların ellerine sağlık. Son haliyle görüşürüz o zaman. Kahvaltı hazır. Bu şekilde hazırladım. Herkese tabaklarına koydum. Böyle böyle oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Sanki kabartma tozu koymuş gibi kabardı. Çünkü süt koyduğum için sanırım içerisine. Bu biraz ben alırken mahvettim bunu. Bu da o şekildeydi ama ben alırken birazcık şey yaptım. Zorladım. O yüzden öyle söndü. Böyle biz bir yiyelim. Sonra gün içerisinde görüşürüz. Ben geldim. O kadar çok canım köfte istedi ki, mercimek köftesi. Mercimek köftesi yapmak istedim. Mercimeği haşladım. İçine bulguru da koydum. Soğuması için bu tabağı almıştım. Sonra da geri kalanını siz de yapayım dedim. Şunu şöyle koyayım bu tarafa. Altını yığıp akmadan. Evet. Şimdi burada bir su bardağı mercimek var, 1,5 su bardağı kadar da bulgur var. Bol yaptım, 250 ml kadar ölçü kullandım ikisinde de.
O yüzden bol oldu. Benim çocuklarım da seviyor. Ben de seviyorum. Ondan sonra da içine yağ koyup kuru soğan kavurdum. Salça yaptım bu şekilde. O da soğuması için biraz bekletiyordum. Soğudu. Sonra da kamerayı sizlere açtım işte. Böyle. Yeşil soğanım az kalmış. Şöyle bir yeşil soğan koydum. Bir de maydanoz yaptım. Şöyle. Pek ince doğrayamadım. Küçük bıçakla yaptım çünkü ama. Maydanozu. Şöyle. Evet. Şimdi elimi kullanacağım. Ellerimi yıkadım bu arada. Sabunladım yani. Çünkü bazı şeyler el girmeden olmuyor. Aslında baharatlarını da mı katsaydım? Neyse biraz yoğurayım da baharatlarını da katarım. Şu şekilde böyle. Çocuklar oynuyor. Televizyon seyrediyorlardı. Şimdi bilgisayarlarıyla oynuyor. Onların da bugün yine aradılar. Dün aramışlardı, sabah açılışta söylemiştim size. Bugün gene kontrol için aradılar çocukları. Bende hiç değişiklik yok, aynı. Yani ateşleri yok. İyiler dedim. Tamam dediler. Ben salça olarak domates salçası kullandım. Siz biber de atabilirsiniz tabii ki. Epeydir yanmıyorum. Ben hamileyken çok ekşiye aşerdim. Yani hiçbir şey, mesela ben normalde tatlıyı çok seven bir insanım. O kadar seviyorum ki böyle diyete girdiğim zamanlarda gerçekten tatlılar, çikolatalar rüyama giriyor. O derecede seviyorum yani tatlıyı. Ama hamileliğimde öyle bir şey oldu ki hiçbir şekilde tatlı canım istemedi. Hep ekşi, hep ekşi böyle. Hatta eşim diyordu bana, hani bir şeyler canın istese de gidip alsam ya da yapsak diye falan. Hiç böyle aşermedim doğru düzgün ben, ama ekşiye gerçekten aşerdim. Böyle çok iyi hatırlıyorum, arkadaşın yanına gitmiştim. Orada babası gelmişti. Kahve demişim. Çay alıyordu. Çaya bir limon sıkışı var. Hala onu unutamıyorum mesela. O yüzden ben hep böyle etsiz çiğ köfte falan aldım burada böyle hamileyken, ya da böyle evde mercimek köftesi yaptım ki üzerine limon sıkıp yiyebileyim diye. Yani sırf limon sıkabilmek için böyle şeyler tükettim ben hamileliğimde. İyi de oldu çünkü erken doğum yapmama rağmen çocuklarımın kilosu çok düşük değildi. Çünkü sağlıklı beslendim sanırım, o yüzden. Hamilelikte sağlıklı beslenmezseniz çocuk değil anne daha çok kilo alıyormuş. Eğer anne karnında da çocuk kilo alıyorsa sağlıksız kilo alıyor. Yani eğer sağlıksız yerseniz de sanırım. O yüzden hamilelikte özellikle çok şey oluyor. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ben bunu karıştırdım ama şeyleri de koyayım. Hemen geliyorum. Elimi yıkayayım bir önce. Evet, elimi yıkadım. Yani hamileyken hani derler ya, işte tatlı yersen neydi? Tatlı yersen oğlan şey kız, ekşi yersen oğlan mıydı? Nasıldı? Ha, ye ekşiyi şey derler tabi. Yani şey kız olur mesela, tatlıya da erkek ya, ben ekşi yedim erkek şey kız çocuğuna hamileymişim gibi, ama iki tane oğlum var. Yani böylelikle bu tezi çürütmüş mü oluyorum ben bilmiyorum, ama ben de böyle oldu. Ekşi istedim ama
Kız gelmedi. Oğlan geldi, iki tane. Şöyle karabiber, tuz ektim birazcık. Siz kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Şöyle. Elim biraz korkak gidiyor acıya. Çünkü çocuklar. Ben biraz da bu şey diye kimyon ekmek istiyorum, çok az. Yani kimyon belki olmaz diyebilirsiniz ama gazlı sonuçta. O yüzden ve limon ekmek iyi yapmak istiyorum. Ekmek diyordum. Şöyle yarım limonum var burada. Üstüne de sıkarım zaten. Şu şekilde limon da sıkıyorum yarımını. Ben bunu karıştıracağım ve hemen geri geliyorum. Mercimek köftemiz hazır. Limonları güzelce yıkadım bu arada. O yüzden gönül rahatlığıyla böyle aralarına koydum. Biz şimdi yiyeceğiz. Çocuklar da acıktı. Bu arada sabah yaptığım yumurtalar hakkında söylemeyi unuttum sanırım. Onları yapıp buzdolabında saklayabilirsiniz ama hava almayacak kaplara koyup saklayabilirsiniz. 3-4 gün gidiyor. Bir de buzlukta saklayabilirsiniz. Bunu da söyleyeyim dedim. Unutmuşum söylemeyi sanırım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.